Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kalıfında gamet çeşidinin hesaplanmasına beraber bakacağız. Örnekler üzerinde gamet çeşidinin hesaplanması nasıl yapılır incelemiş olacağız. Öncelikle gamet nedir? Biz buradan yola çıkacak olursak, mayoz bölünme sonucunda oluşan üreme hücrelerine biz gamet adını veriyoruz. Malum, mayoz bölünmede kromozom sayısı ne yapıyordu? İki enden ene düşüyordu. Yani kromozom sayısı yarıya iniyordu. İşte üreme hücrelerinde bu kromozomların nasıl dağıldığını, genler bağlıysa nasıl dağılacağını veya genler bağımsızsa nasıl dağılacağını bugünkü dersimizde bakmış olacağız. Demek ki üreme hücrelerine biz gamet adını veriyoruz. Arkadaşlar düşünecek olursak mantıken, genlerin homozigot veya heterozigot olması, bağlı veya bağımsız olması, genler arasındaki mesafe, crossing over'un olup olmaması gamet çeşidini etkiler. Bunların hepsi gamet çeşidini etkiler. Eğer bakacak olursak, eğer ne kadar heterozigotsa, içerdiği heterozigot sayısı ne kadar fazlaysa, oluşacak gamet çeşidi sayısı da o kadar fazladır. Veya genler ne kadar bağımsızsa ve heterozigotsa, o zaman oluşacak yine gamet çeşidi sayısı fazladır. Crossing over varsa, bağlı genlerde crossing over varsa, o zaman gamet çeşidi sayısı ne yapar? Artar. Demek ki gamet çeşidi sayısını etkileyen faktörler de varmış. Baktığımız zaman arkadaşlar, bağımsızsa genler. Bakın ilk etapta biz bağımsız genler üzerinde konuşalım. Genler bağımsızsa, tek karakter açısından inceleyelim. Büyükse, işte açık gösterimi bu şekilde kromozom üzerinde ne yapılmış? Açık olarak gösterilmiş. Kapalı gösterimi yan yana yazılmış. Büyükse. Eğer büyükse ise bir kişinin içerdiği genotip. Bundan oluşabilecek gamet ne olabilir? Sadece büyükse olabilir. Başka alternatif var mı? Yok. O zaman kaç çeşit gamet oluştu? Bir çeşit gamet oluşmuş oldu. Ve oluşacak gamet %100 nedir? Büyükse geni içermektedir arkadaşlar. Peki yine bağımsız, yine homozigot durumdaysa. Ama bu sefer ikili üçlü yapılarına bakalım. Büyükse. Bu açık gösterimi. Gördüğünüz gibi farklı kromozomlar üzerinde gösterilmiş. Yani bunlar o zaman nedir? Bağımsız genlerdir. Bir önceki derste hatırlarsanız aynı kromozom üzerinde bulunuyorsa biz bunlara ne diyorduk? Bağlı gen diyorduk. Farklı kromozomlar üzerinde bulunuyorsa bunlara da biz bağımsız gen diyorduk. Bunun kapalı gösterimine baktığımız zaman kapalı gösterimi büyükse büyükte şeklindedir. Peki arkadaşlar büyükse büyüktenin böyle bir gametin oluşma olasılığı %100'dür. Çünkü burada büyükse tek alternatif var. Büyükse gelebilir. Burada büyükte tek alternatif var. Büyükte gelebilir. O zaman tek çeşit gamet oluşur ve oluşan gamet %100 büyükse büyüktedir. Üç karakter açısından baktığımızda da yine büyükse küçükte büyüke diye karakterlerimiz var. Açık gösterimi farklı kromozomlar üzerinde bulunuyor. Kapalı gösterimi büyükse küçükte büyüke. Buradan oluşacak gamet. Buradan sadece büyükse gelebilir. Buradan sadece küçükte gelebilir. Buradan sadece büyükte gelebilir. Başka da alternatif söz konusu değildir arkadaşlar. O yüzden yine tek çeşit gamet oluşur. Ve bu gamet %100 büyükse küçükte büyükte ondan sonra genlerini içermektedir. Arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Bakın büyükse kaç çeşit gelebilir? Bir çeşit gelebilir. Çarpın. Küçükte kaç çeşit gelebilir? Bir çeşit gelebilir. Çarpı büyükeden kaç çeşit gelebilir? Bir çeşit gelebilir. Bir çarpı bir çarpı birden birdir. Hocam niye çarpıyoruz? Arkadaşlar ihtimal hesaplarında ihtimaller daima çarpılır. İhtimaller daima çarpılır. Çarpacağız. Çarptığımız zaman da sonucun bir olduğunu yine görüyoruz. Demek ki eğer homozigotsa kaç tane olursa olsun
Bu ne yapmayacaktır? Herhangi bir şekilde gamet çeşidini etkilememiş olacaktır. Biz gamet çeşidini biraz önce gördüğünüz gibi altına yazı yazı da yapabiliriz ya da formül kullanarak da yapabiliriz. İşte bunun için gamet çeşidi için 2 üzeri n formülüm vardır. N dediğim heterozigot karakter sayısıdır. N heterozigot karakter sayısıdır. Şimdi heterozigot genler yine bağımsız tabii ki genler. Bir inceleyelim bakalım. Büyükse küçükse açık gösterimi, büyükse küçükse kapalı gösterimi. Buradan baktığımız zaman ya büyükse gelecek ya da küçükse gelecek. O zaman kaç çeşit gamet meydana geliyor? İki çeşit gamet meydana gelmiş oluyor. Peki büyük S'nin gelme olasılığı dese 1 bölü 2 %50. Küçük S'nin gelme olasılığı dese 1 bölü 2 %50 şeklinde ifade edebiliriz. Peki arkadaşlar iki karakter açısından bakın yazım gösterimine bakacak olursak yazım gösteriminde büyükse küçükse büyük de küçük de. Buradan o zaman kaç çeşit gelebilir arkadaşlar? İki çeşit gelebilir. Büyük de küçük de'den kaç çeşit gelebilir? İki çeşit gelebilir. Formülüm neydi? Hemen şurada formüle şey yapalım. 2 üzeri n. O zaman 2 üzeri 2'den o da eşittir. Ne olacaktır? 4 olacaktır. Ya da burada yaptığım gibi iki çeşit iki çeşit ihtimaller çarpılır. Çarptığımız zaman sonuç 4 olmuş olacaktır. Demek ki istersek bu şekilde altlarına işte kaç çeşit geliyorsa onları yazıp arkasından çarpabiliriz. Ya da 2 üzeri n formundan n heterozigot sayısı heterozigot sayısına bakıp yapabiliriz. Peki oluşan gametlere baktığım zaman elbette ki büyükse büyükte, elbette ki büyükse küçükte, küçükse büyükte, küçükse küçükte şeklinde 4 gamet meydana gelir. Tabii bu durum nasıl? Şunu atlamayalım. Bu durum genler bağımsızsa durumudur. Ona özellikle dikkat etmiş olalım. İşte biraz önce söylediğimiz nokta. Heterozigot karakterler oluşacak gamet çeşidini artırır. Bağımsız genler eğer heterozigotsa tabii ki o zaman yine oluşacak gamet çeşidini artırır. Bağlı genler gamet çeşidi sayısını azaltır. Crossing over gamet çeşidi sayısını arttırır. Bunları muhakkak bileceğiz. Normal koşullarda işte ne yapacaktır? Her bir gamete bir gen gitmiş olacaktır. Herhangi bir mutasyon ayrılmama yoksa. Bağlantı kuralları ve bağlı genlere baktığımız zaman bağlı genlerde iş değişiyor arkadaşlar. Bağlı genlerde artık ne yapıyoruz? Birlikte hareket edecekleri için işin rengi değişir. Yani şu şekil üzerinde daha iyi göstereceğimiz için şu şekli hemen açıp izah edelim. Normal mayoz bölümü crossing oversız. Bakın crossing over gerçekleşmezse. Ne olacaktır arkadaşlar? Bu büyük E büyük de bir gamete gidecektir. Küçük E küçük de ise diğer gamete gidecektir. Büyük E büyük de'nin gitme olasılığı yani %50'dir 1 bölü 2'dir. Küçük E küçük de'nin gitme olasılığı ise yine %50 yani 1 bölü 2'dir. İki çeşit ne yapar? Gamet oluşur. Hangi durumda? Crossing over yoksa. Çünkü crossing over yoksa ya bu gidecektir, şu gamet ya da şu gamet gitmiş olacaktır. Demek ki şu gamet ya gidecek ya da şu diğer gamet gitmiş olacaktır. Peki crossing over varsa o zaman bakın parça değişimleri gerçekleşeceği için bağımsız gibi düşünebiliriz. Yani büyük E büyük de gidebilir. Büyük E küçük de gidebilir. Yani bunlar yer değiştirdiği için. Veya küçük E büyük de gidebilir. Veya küçük E küçük de gidebilir. Niye? Çünkü bunlar yer değiştirdikleri için. Parça değişimleri gerçekleştiği için. Yani sözün özü bağlı genlerde crossing over yoksa bakacağız. Zincirler birbirinden farklıysa iki çeşit gamet oluşur diyeceğiz. Bağlı genlerde crossing over varsa o zaman bağımsız gibi işlem yapacağız diyoruz. Şimdi bir örnek soru üzerinde gidelim. Arkadaşlar büyük A, küçük A, büyük B, küçük B, küçük C, küçük C, büyük D, büyük D,
Büyükken küçükken. Böyle bir genotip varmış. Bunun oluşturacağı gametlere bir bakalım. A dedik. Genler bağımsız ise kaç çeşit gamet oluşur? Arkadaşlar iki yol var. Birincisi 2 üzeri n. N neydi? Heterozigot sayısı. Burada hangileri heterozigot? Bakalım. Büyük A küçük A bir heterozigot. Büyük B küçük B bir heterozigot. Büyük E küçük E bir heterozigot. Ancak küçük C küçük C ile büyük D büyük D heterozigot değil homozigot. O zaman kaç çeşit pardon kaç tane heterozigot vardır? 3 tane heterozigot vardır. O zaman 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet oluşur diyoruz. Hocam biz formülü unuttuk. Ne yapacağız? Peki formülsüz anlatalım. Büyük A küçük A'dan kaç çeşit gelebilir? 2 çeşit. Büyük B küçük B'den 2 çeşit. Küçük C küçük C'den 1 çeşit. Büyük D büyük D'den 1 çeşit. Büyük E küçük E'den yine 2 çeşit gamet gelir. İhtimaller çarpılır. İhtimalleri çarpalım. 2 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 2'den 8 çeşit gamet oluşacaktır. İsterseniz formülü, isterseniz de alttaki uygulamayı yapabilirsiniz. Peki bu genler bağlıysa ve crossover yoksa kaç çeşit gamet oluşur? Bağlı olarak gösterdik. Arkadaşlar ya şu gidecek ya da şu gidecek. Yani gamete ya bu zincir gidecek ya da bu zincir gidecek. Sonuçta bu iki zincir birbiriyle aynı mı? Hayır değil. O zaman iki zincir birbiriyle aynı olmadığına göre oluşacak arkadaşlar gametler de birbirinden farklıdır. Sonuçta iki çeşit gamet oluşur. Yani ben bunların baktığım zaman bir zincir olarak gördüğümden dolayı 2 üzeri n'den onda 2 üzeri 1, onda 2 şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Arkadaşlar genler bağlı ve crossover varsa biraz önceki şekilde de bağlı genlerde söyledim. Bakın genler bağlı ve crossover varsa not düşüyoruz. Böyle bir durumda bağımsız gibi işlem yapılır. Yani 2 üzeri n'den kaç tane heterozigotum vardı? 3 tane. O zaman 2 üzeri 3'ten o da eşittir. 8 çeşit gamet oluşur. Demek ki bakın bağımsızken 8'dir. Bağlı ve crossover varsa yine 8 çeşit gamet oluştu. Çünkü crossover var diyorsa bağımsız gibi işlem yapıyoruz. Arkadaşlar bağlıysa ve crossover yoksa o zaman zincirlere bakıyoruz. Zincirlere göre de eğer iki zincir birbiriyle aynı değilse iki çeşit diyoruz. Hocam peki iki zincir birbiriyle aynı olsaydı ne yapacaktı? Aynı olsaydı arkadaşlar o zaman tek çeşit olarak onu da yine ne yapardık? Kabul ederdik homozigot durumunda. Şimdi bir diğeri büyük A büyük B genleri bağlı ve crossover yoksa kaç çeşit gamet oluşur? Arkadaşlar böyle bir durumda crossover yoksa hemen şekli böyle açık bir şekilde yazarak gösterelim. Büyük A büyük B karşılarına ne gelecekti? Soru kökünden hatırlayın. Küçük A küçük B'ler gelecek. Küçük C küçük C, büyük D büyük D, büyük E küçük E. Şuradan kaç çeşit gamet geliyor? 2. Buradan 1. Buradan 2. Buradan 1'dir. Hocam şuradan neden 2 çeşit geliyor? Çünkü crossover yok. Ya bu zincir gelecek gamete ya da diğer zincir gelecek. Sonuçta crossover olmadığı için, parça değişimi gerçekleşmediği için bu iki zincir de birbirinden farklı olduğuna göre bundan ötürü 2 çeşit buradan gamet gelecektir. Crossover olsaydı zaten hiç çizmeme gerek yok. 2 üzeri en heterozigottur diyebilirim. Crossover olmadığı için bunlar nedir? Yer değiştiremez, parça değişimi yapamaz. Bu yüzden de 2 çeşit oluşur. Sonuç itibariyle 2 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 1'den sonuç 4 çeşit gamet oluşmaktadır diyoruz. Arkadaşlar şu soru kökünden bir tane daha oluşturmak istiyorum. Bu soru kökünde şöyle bir şey sorsaydık. Küçük A, küçük B, küçük C, büyük D,
büyük E gametinin oluşma olasılığı nedir deseydik, olasılık dediğimiz zaman, ihtimal dediğimiz zaman arkadaşlar, matematiksel olarak sıfırla bir arasında yer alacaktır. O zaman küçük A'nın gelme olasılığı ya büyük A gelecek ya küçük A. O zaman ne olacak küçük A'nın gelme olasılığı? 1 bölü 2 çarpı küçük B'nin gelme olasılığı ya büyük B gelecek ya küçük B gelecek. O zaman 1 bölü 2 çarpı küçük C küçük C'den küçük C gelme olasılığı 1 çarpı büyük D büyük D'den büyük D gelme olasılığı 1 çarpı ve büyük E küçük E'den de yine 1 bölü 2 meydana gelmiş olacaktır. İhtimaller çarpılır, o zaman 1 bölü 8 diyeceğiz arkadaşlar. Veya bunu da yine şöyle de yapabilirdik. 1 bölü 2 üzeri n formülünden, n yine heterozigot sayısı, 1 bölü 2 üzeri 3'ten, o da eşittir 1 bölü 8. Yalnız bunu yapmadan önce lütfen bakın, bu gamet oluşabilir mi oluşamaz mı? Örneğin ne demek istiyorum? Örneğin burada küçük c yerine benden büyük C isteseydi direkt sıfır derdim. Bu formülü falan uygulayamazdım. O yüzden bir bakın, oluyor mu? Böyle bir gamet oluşabilir mi? Ha, oluşabiliyorsa o zaman bu formülü uygulayabilirsiniz. Eğer örneğin burada olduğu gibi büyük C isteseydi bizden direkt hiçbir işlem yapmadan sıfır derdik. Çünkü küçük C genotipine sahip bir bireyden büyük C gameti meydana gelemez diyoruz. Arkadaşlar, böylece gamet çeşidi hesaplanmasını tamamlamış olduk. Bir dahaki derse görüşmek üzere. İyi günler.